Monsieur Morgan. Monsieur Morgan, onu almamız gerekiyor. Lütfen bizi anlayın efendim. Monsieur Morgan, onu almalarına izin vermelisiniz. Lütfen. Olmaz. Onu bırakmayacağım. Hayır. Onu bırakmayacağım. Bırakın. Bırakın beni. Bırakın. Dokunmayın ona. Ona dokunayım demeyin bayım, sakın. Zorluk çıkarmayın lütfen. Lanet olsun. Madame Noon. Ne işiniz var burada? Ne demek istiyorsunuz? Bugün salı. Hayır, çarşamba monsieur. Çarşamba mı? Emin misin? Evet monsieur. Size kahvaltı hazırlamamı ister misiniz Mösyö? Hayır, teşekkür ederim. Peki daha sonra öğle yemeği? Hayır, teşekkür ederim. Öğle yemeğimi dışarıda yiyeceğim. Ama bugün çarşamba Mösyö. Madame Levy ile öğle yemeği randevunuz perşembe günleri, değiştirmediyseniz. Hayır ama açma telefonu. Oui bonjour. Oui Madame Carin, il est là. Jambonlu ve peynirli bir baget istiyorum ha. Yanına turşu da koyun. Je comprends pas monsieur. Jambon. Şuradaki.
turşuyu çıkarıp ekmeğin yanına koyun lütfen. Non, c'est bon, laisse, je m'en occupe, je le connais. Like always, monsieur, no pickles and water. Teşekkür ederim. Il est américain. Il est ici toute la semaine depuis 3 ans, il parle toujours pas un mot de français. Attends, tu vas voir. Dites-moi, pourquoi les Américains font toujours comme si dans les autres pays, il fallait que tout le monde parle leur langue? Soyez un peu moins arrogant, hein? Faites un effort. Teşekkür ederim. Tu vois, je t'ai dit, c'est un mot. Teşekkür ederim, mademoiselle. Bye. Hoşça kalın. Şimdi dediklerimi tekrar et. Je t'aime. Je t'aime. Artık yemeğimi yiyebilir miyim? Böyle yaparak asla dili öğrenemeyeceksin ama. Öğrenmek zorunda değilim. Sen varsın. Ama ya... Ya da la déjeunerimizin keyfini çıkarsak. Le déjeuner. Le déjeuner. S'il vous plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Üzgünüm, çok üzgünüm. Sabah monsieur. İyi misiniz? Evet, iyiyim. Pardon. Otobüsün basamakları ıslakken kaygan olur. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Sönürüyen monsieur. Buralarda mı oturuyorsunuz? Size eşlik edeyim mi? Teşekkür ederim. Buna hiç gerek yok. Benim için sorun değil. Vaktim var. Gördün mü? Şimdi de izci kızların malzemesi olduk. Anlayamadım. Affedersiniz. Evim çok uzakta değil. İşte evim burası. Çok nazik davrandınız. Size bir fincan kahve ikram edebilir miyim? Kusura bakmayın, kabul edemem. Derse yetişmeliyim ama davetiniz için teşekkür ederim. Öğrenci misiniz? Hayır, öğretmenim. Gerçekten mi? Ben de öyle. Öyle mi? Ne öğretmenisiniz? Yani eskiden öğretmendim felsefe. Ya siz? Çaça. Au revoir. Güle güle. Teşekkür ederim. De rien.
Susan mı? Sabah saat 7. Susan seni 7'de neden arasın ki? Merhaba baba. Her şey yolunda mı? Evet. Susan nerede? Birkaç günlüğüne annesini ziyarete gitti. O zaman niye fısır fısır konuşuyorsun? Kyle yanında. Kabus gördü de. Ha, tamam. Nasıl olduğunuzu merak ettim de. İyi misiniz? İyiyiz. Biletleri aldın mı? Hayır. Bu konuda seninle konuşmam lazım. Bu sene gelemeyebiliriz baba. Susan'ın başka planları olacak gibi. Anlıyorum. Ne başka planı? Bir dakika. Dede, merhaba. Merhaba Kyle, nasılsın? Fena değilim, sen? Ben de fena sayılmam. Annem dedi ki bu yaz seni göremeyecekmiş. Dinle Kyle. Kapamam lazım. Babana sonra görüşeceğimizi söyler misin lütfen? Tamam. Hanımefendi bekliyor Monsieur Morgan. Aslında uzun süredir bekliyorum. Bonjour. Teşekkür ederim. Geciktim, affedersin Colette. Zamanın nasıl geçtiğini anlamamışım. Evet, affoldum. Affedildin diyeceksin. Evet, teşekkür ederim. Voici. Merci. Şeye gerek yok. Vicdan azabı nasıl deniyor? Vicdan. Vicdan. Evet, terim aynı demek ki. Aynı şekilde söylüyoruz. Bu çok tuhaf değil mi? Biz bilim diyoruz. Siz de bilim diyorsunuz. Biz vicdan diyoruz. Siz de... Vicdan. Vicdan. Çok ilginç, öyle değil mi? Bu küçük derslerini çok seviyorum Matthew. Umarım berbat aksanımdan bir gün sıkılmazsın. Avuvuş vazim masyadan. Siparişini Fransızca verir misin? Pratik olur sana da. Çok açsan vermeyeyim. Pekala, tamam, ben vereyim hemen. Her zamankinden. Oui, evet. Iletimit setu. Non, merci. Sanırım evinizden çok uzaksınız. Aslında burası benim evim. Paris yani. Sahi mi? Hangi bölgedensiniz? Saint Germain. Koleksiyoncu olarak sormuş. Yok, ben koleksiyoncu değilim. Olmayı düşünüyorum ama... O zaman size bir şey söyleyeyim. Sakın yanlış anlamayın. Hedefiniz düşük olsun. Yapmanız gereken bu. Beklentilerinizi düşük tutun. Sizin yaşınızda bu işe girişmek... Ben bunu 35 yıldır yapıyorum ve inanın daha yolun başındayım. Sahi mi? Ben de pul koleksiyonu yap... İnanın bana. Daha yeni ilgi çekici olmaya başlıyor. 70'lerde İskandinavya'da işe başladım. Ama birkaç yıl sonra düzgün bir koleksiyonu bir ömürde toplayamayacağımı fark ettim ve hedefimi küçülttüm. Neye? İsveç'e. Şimdi de İzlanda'da aramaya başlıyorum. İlginç bir ada.
Çok posta yok ama. Bana sorarsanız Doğu Avrupa'yı düşünün derim. Romanya sizin solunuzda kalıyor. Sizi tekrar gördüğüme sevindim. Evet. Bu durakta iniyorum. Ben de. Nereye gidiyorsun? Eve. Ben eve gidiyorum. Bu arada her şeyi iki kere söylemek zorunda değilim. Galiba durağını geçmişsin. Burası evinden biraz uzak. Tabii yürümeyi çok sevmiyorsan. Severim ama doğruyu söylemek gerekirse... ...sana merhaba demeden otobüsten inmek istemedim. Gerçekten mi? Evet. Yani tekrar merhaba. Merhaba. Nasılsın? Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Gelecek otobüste dönerim. Benimle beklemek zorunda değilsin. Adım Pauline, Lobby. Evu? Matthew Morgan. Tanıştığımız için memnun oldum Matthew Morgan. Tanıştığımıza. Evet. Hayır, tanıştığımıza memnun oldum diyeceksin. Tanıştığımız için değil. Tamam. İkisi arasındaki farkı hiç anlamamışımdır. Evet, doğru, bu çok karışıktır. Karışıktır. Çok meşgul değilsen bazen okuluma gelirsin belki. Yani eğer zamanın varsa tabii. Haddinden fazla zamanım var. Ders alabilirsin. İlk ders bedava. Harika. İşte. Bu benim okulum. Ve pazartesi, salı, çarşamba ve cuma çalışıyorum. Perşembeleri çalışmıyorum. Evet, teşekkür ederim. Otobüs geldi. Teşekkür ederim. Romanya'nın
posta pullarının üstünde 24 farklı kuş var. Ve bu sadece 1964 ile 94 arası. Çok mu yani? Hiçbir fikrim yok. Matthew, gecikmedim öyle değil mi? Hayır hayır, kesinlikle kesinlikle. Bu çok heyecan verici. Bu çok iyi bir fikir olmayabilir Colette. Nasıl yani? Ben komutları anlayamayacağım ve de tabii elbiseleri. Hayır hayır hayır, bu sefer bahane istemiyorum. Beni buraya sen getirdin, içeri gireceğiz, ben tercüme yaparım. Ama ben dans hakkında bir şey bilmiyorum ki. Ben hiç dans etmem, hiç de etmemişimdir. Bien dans le miroir. Alors, on va reprendre une fois le pas de base et après, on va commencer à danser à deux. Donc, vous vous rappelez, on pense bien à ses déhanchés, on descend. Tanışıyor musunuz? Sayılır. C'est pas l'autre qui remonte. D'accord? On commence à gauche. Deux, trois, cha 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 et deux, trois, cha cha cha. Deux, trois, cha cha base et deux, trois. Cha cha cha, 6, 7, cha cha side et 2, 3, cha cha cha, 2, 3, cha cha cha. Et ben voilà. Umarım ders hoşunuza gitmiştir. Çok teşekkür ederim. Mais vous êtes un très bon professeur. Merci. Et vous parlez très bien anglais. Oui, mon père était anglais. Une langue que j'aime beaucoup. Benim de öyle. Bana Matthew öğretiyor. Seni alıkoymayalım. Yine gelin. Teşekkür ederiz. Shuffle gauche, pivot demi,
qui vous capte là. C'est clair pour tout le monde? Monsieur, excusez-moi, mais vous arrivez trop tard. Pardon, anlamadım. You are too late. Je lisais une petite classe. Startez très bien avant Hugo. Excusez-moi. Ben ders için gelmedim. Pauline'i göreceğim. Matthew, geldiğine sevindim. Hoş geldin. Affedersin, ben bölmek istememiştim. Önemli değil. Katılmak ister misin? Yok, hiç sanmıyorum, hiç sanmıyorum. Bitmesine yarım saat kaldı. Gelip izlemek ister misin? Olur. Benimle öyle yemeği yemek zorunda değilsin Pauline. Biliyorum. Ama siz benimle yemek zorundasınız Bay Morgan. Burada bekle, hemen döneceğim. Bir sürprizim var. Bu bizim bankamız olacak. Bize sosisli mi aldın? Belki evini özlemişsindir dedim. Dikkat et. Ne kadar sakarım. Üzgünüm. Sana burada yedirmemeliydim. Burayı seviyorum. Hem hayatımda biraz kaos olması işime gelir. Leke kalacak galiba. Mühim değil. Kaotik olduğumu mu düşünüyorsun? Tahmin edilemez. Umarım işten kaçmamıştır. Kesinlikle kaçmadı. Sakalını kesmişsin. Evet. Beğenmedin mi? Beğendim. Ama sakalını da seviyordum. Bana babamı hatırlatıyordu. Umarım babanı seviyorsundur. Severdim. O öldü. Üzüldüm. Uzun zaman önceydi. Düşünemedim birden.
Saçın. Ne? Şey, karımın saçına benziyor. Umarım karını seviyorsundur. Severdim. O öldü. Matthew, hiç komik değil. Şaka yapmıyorum. Öldü. Üç yıl, 2 ay, 11 gün önce. Anlatmak ister misin? Hayır. Olamaz. Polina, putain. C'est désolé. Pardon. Ça fait des pompes que Matthew, this is Lucien. Lucien, this is Matthew. Salut. Uğramana çok sevindim. Bon, sonra görüşürüz, tamam mı? Tamam. On est en retard là, tout le monde nous a... Görüşürüz, Matthew. Görüşürüz. Faut que t'arrêtes de traiter des élèves comme des petits joueurs. C'est pas mon avis. Erken geldim. Kesinlikle. Sorun olur mu? Aa, geç içeri, geç. Çok güzel bir daire. Karım bulmuştu bizim için. Bu kitapların hepsini okudun mu? Evet, okudum. Ne yapıyorsun peki? Satıyorum. Onları artık istemiyorum. İsteyen bir yakının olabilir. Hayır, yok. Araban mı var? Keşke daha az şaşırmış görünseydin. Evet, var. Kusura bakma ama seninle otobüste tanıştık. Evet. İşe bak. Teşekkür ederim. Rezervasyonumuz vardı. Morgan. Pauline, böyle gel. Bu masaya oturacağız. Monsieur. Mademoiselle. Monsieur, cette table. Harika, teşekkür ederim. Ve de en iyi şarabınızdan birer kadeh alacağız. S'il te plaît. Certainement. Merci. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ben bir profesördüm Princeton'da. Sen üniversiteye gittin mi? Hayır. Belki gitmek isterdim, bilemiyorum. Artık çok geç zaten. Bir şey öğrenmek için asla çok geç değildir, Polin. Annem bana hep tutkum yok diye söylenir dururdu. Gerçek bir dansçı olmamı isterdi. Gerçek bir dansçısın zaten. Hayır, değilim. Ölürsün. Hem de hiç.
Bir şeyi çok sevdiğinde ondan nefret etmeye başlarsın. Doğrudur. Kitaplarını bu yüzden mi satıyorsun? Hayatı sevmeyi bıraktığımda kitaplarımı okumayı da bıraktım. Hayatı sevmeyi neden bıraktın? İnsan hayatın kendisini sevmez aslında. Mekanları, hayvanları, insanları, hatıraları, yemeği, edebiyatı, müziği seversin. Bazen içinde ne kadar sevgi varsa vermene ihtiyacı olan biriyle tanışırsın. O kişiyi kaybedersen diğer her şeyde duracak sanırsın. Ama her şey kaldığı yerden devam eder. Giraudoux der ki etrafınızda sayısız insan olsa da tek bir kişiyi özleyebilirsiniz. Bu insanlar sanki fazlalık gibidir. Görüşlerini gölgelerler, anlamsız bir kalabalıktırlar. Onlar istenmeyen dikkat dağınıklığıdır. Sen de kendi başına unutmaya çalışırsın. Ama yalnızlık seni bitirir. Ben istenmeyen dikkat dağınıklığıyım. Bir gölge miyim? Sen hayatımın anlam veremediğim tek parçasısın. Mademoiselle. Merci. Monsieur. Merci. Pauline, kürek çekmene izin veremem. Kürek çekebilirim. Hayır. Bir kadının beni kürekle çekmesine izin veremem. Matthew, 21. yüzyılda yaşadığımızı hatırlatabilir miyim sana? Pekala, buna ne dersin? Bir çatlak var her şeyde. Işık böyle sızıyor içeri. Bak, sana demiştim. Hala yanıldığını düşünüyorum Matthew. Hayatındaki her şeyi anladığını sanmıyorum. Neden böyle düşünüyorsun? Ha? Söylesene. Bence hayatımızdaki her şeyi anladığımız gün öldüğümüz gün olur. Bir daha. Tekrar. Randevuna geç kalacaksın Pauline. Sen bir taksiye binip git. Vous rentrez sur Paris? Oui, je vais dans le sixième. Ah, ben, je peux vous ramener si vous voulez. Ce serait génial. Jérôme beni bırakabilirmiş. Çok güzel. Yakışıklı mı sence? George Hamilton türünde, evet. George Hamilton kim? Tamam, biri yarım saate buraya gelecek. Merci. Sorun olmaz değil mi? Oliver. Akşam ararım. Ha tabii tabii. Ha, git tamam. Hadi. Yaşlı bir aptalım ben canım. Sadece yaşlı bir aptal.
Sen iyi misin? Evet. Hayır. Bilmiyorum. Eve gitmek ister misin? Hayır. Ya sen? Evimdeyim zaten. Burada ölmek istiyorum Matt. Daha iyi bir fikrim var. Nedir o? Burada sonsuza kadar yaşayalım. Matthew? Bir sorun mu var yoksa? Ha? Yok yok, hayır hayır, yok yok bir şey. Sana bir şey söylemem lazım. Benim de öyle. Benim de sana bir şey söylemem lazım. Şehirden gidiyorum. Kuzenimin kocası öldü. Büyük bir evi var ve tek başına kaldı. Benden yanına taşınmamı istedi. Çok üzgünüm Matthew ama ona olur dedim. Çok güzel Colette. Senin adına sevindim. Sanırım ben de evime gideceğim. Monsieur Morgan? Monsieur Morgan? Merhaba. Merhaba. Ne oldu böyle Matthew? Kendimi tedavi etmeyi beceremedim. Ne demek bu? Şu demek. Çok fazla uyku hapı aldım. Ya da çok az. Nereden baktığına bağlı. Bunu neden yaptığını sorabilir miyim? Çünkü seninle tanıştım. Beni yanlış anlama. Senin hatan değil, Pauline. Ama sen bana sadece beklediğimi fark ettirdin.
Hastanenin bir yerlerinde kola var mıdır? Ne dersin? Evet, gidip alayım. Ve döndüğümde sana verdiğim kararı açıklayacağım. Şimdi gitme lütfen. Baba. Miles. Pauline, bu oğlum Miles. Miles, bu da Pauline. A, merhaba. Tanıştığımıza sevindim. Ben gidip kolanı alayım, tamam mı? Tamam, teşekkür ederim. Nasılsın? Gayet iyiyim, gayet iyiyim. Tanrım baba. Bizi cezalandırmaya mı çalışıyordun? Aslında sizi düşünmüyordum. O kadar şaşırdım ki. İntihar etmeyi başaramadım diye bu kadar yol gelmemeliydin oğlum. Bu durumun tuhaf olduğunu kabul edebilir miyiz en azından? Önce ölümden döndüğünü söylüyorlar, sonra buraya geliyorum ve seni yarı yaşındaki, hiç tanımadığım bir kadının kollarında buluyorum baba. Pauline'le ilgili tuhaf olan hiçbir şey yok. Size de bir tane getirdim. Teşekkür ederim ama kalsın. Ben dışarı çıkacağım ve Karen'a bakacağım. Karen da mı geldi? Hı. Teşekkür ederim. Oğlun mu var? Bir oğlum, bir de kızım var. Az önce bana verdiğin kararı söyleyecektin. Acelesi yok. Girişteyim. Görüşürüz. Hı. Güzel. Tamam. Babamla ne yapıyorsun sen? Onunla bir şey yaptığım yok. Arkadaşıyım. Senden bana hiç bahsetmedi. Senden de bana hiç bahsetmedi. Gerçekten neler olduğunu bilmediğimi mi sanıyorsun? Neler oluyormuş? Bak, benim babam faydalanacağın yardıma muhtaç bir ihtiyar değil, tamam mı? Baban intihar etmeye kalktı, Miles. Benimle uğraşacağına önce bunu düşün istersen. Çabuk arkadaş ediniyorsun. Hı. Kimdi o? Sanırım üvey anne adayımız. Tek bildiğim bu. Ben ciddiyim. Kimdi o? Hayır, gerçekten. Babama sor. Aşırı doz alman en sevdiğim Paris'e gelme bahanelerimden değil ama... çaban için teşekkür ederim. Merhaba Karen. Nasılsın baba? Ve o Fransız sürtükle ne işin var? Ona bir daha böyle dersen... seninle son konuşmamız olur. Ciddiysin değil mi? Tanrım Karen, ne yapıyorsun? Hastane burası. Avrupa hastanesi. Biraz olgunlaşman lazım ufak. Ama qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes folle. On fume pas ici, vous êtes à l'hôpital. Anlamadım, ne dediniz? Tahminde bulunayım mı? Aa, hayır. Birine zarar verebilirdin.
Pekala, tamam. Eve dönmeni istiyoruz baba. Tamam, tamam. Dönmeni isteyen o. Lanet olsun. Aynı şey değil mi? Sanırım. Düşününce, evet öyle. Burada kalamam. Ben de. Hadi otele gidelim. Olur. Tamam. Ayrı oda istiyorum. Evet, ben de ayrı odan olsun istiyorum. Kimse var mı? Planımız ne? Küvetini suyla dolduracağım. Sonra sevgili eşimi arayacağım. Sonra da alışveriş yapacağım. Hem de deli gibi. Babam ne olacak? Onu da yarın görürüz. Hemşireyi sen de duydun. Dinlenmesi lazım. Fransızca bilmediğini sanıyorum. Tabii ki biliyorum. Sen bilmiyor musun? Bonjour. De chambre, s'il vous plaît. Pour moi, un bonheur, pas pour lui. D'accord, c'est possible. Burası benim. Evet. İçeri tıkılma. Sonra görüşürüz. Sende evin anahtarı var mı yani? Metu evden bir şeyler getirmemi istedi. Ne var? Evi çok iyi biliyorsun gibi. Deveye çukur atlatmak değil. Hendek atlatmak. Ben sadece babam için en iyisini istiyorum. Peki nedir o? Bence şu an ailesine ihtiyacı var. Bence haklısın. Burada mı kalacaksın? Matthew'un sana ulaşması gerekebilir. Hayır. Otel Sanat'ta kalıyoruz.
Caddenin aşağısında. Ona bunu götürecektim. Sen götürsen de olur. E.E. Cummings'in kitabı, babam çok sever. Onun gibi bir babam olsaydı çok mutlu olurdum. Neden? Çok iyi bir baba örneği olduğu için mi yoksa? Hala hayatta olduğu için. Oru var Miles. Ve burada ne işin var Pauline? Seninle yemek yiyorum. Otobüste tanıştığımız o gün seni tanıyormuşum gibi hissettim. Evet, tanıyor gibiydim. Ve düşündüm ki... Ne düşündün? Kimsen yok diye düşündüm. Yani benim kimsemin olmadığı gibi. Ve... Belki de yanlış yerlerde arıyorumdur diye düşündüm. Ve düşündüm ki bir aile... olabiliriz. Pauline... Ama aslında seni Amerika'da bekleyen koca bir ailen varmış. Ben berbat bir babayım. Neden öyle söyledin? John çocuk istedi. Bense sadece onu istedim. Ben mutlu olmasını istedim. Çocuk yapmak bunun için iyi bir nedendi. Sonunda olur derler ama ben hiç baba olamadım, hiç. John nasıl başardı bilmiyorum. Paylaşacak çok sevgisi vardı. Çocuklar düşüp yaralandıklarında, hata yaptıklarında ben delirirdim. Ama John gelip yerden kaldırır, tozu silkeler, gözyaşlarını siler, toparlardı onları. Tek bildiğim babam gibi olmak istemediğimdi. Ama sonunda tıpkı onun gibi oldum. Çocukların ve torunların ölmeni istemiyorum Matthew. Ben de ölmeni istemiyorum. Yani onlar sayıca üstün. Diğer zaman... Başka zaman diyeceksin. Başka zaman. Beni asla affetmeyecekler. Lütfen Matt. Bunu benim için yap. Bittim artık. Eve gitmek istiyorum. Keller et Hill. Ünletiniyor. Keller et Hill.
Latin New. Levatur. İşte tam beklediğim bakış. Gel hadi babam konusunda hemfikir olalım. Ödümü kopardın. Cidden baba, neden eve taşınmıyorsun? Sana burada bakamayız. Hadi lütfen. Bana bakmanıza ihtiyacım yok. Ayrıca ev ve daire için alacağım paralarla Chicago'da kesinlikle saray gibi bir yerde oturabilirsin. Ya da Maine'de. Maine'e taşınmayacağım. İstediğin yere taşınabilirsin. Benim daha iyi bir fikrim var. Burada kalacağım. En azından sen Malo'yu satalım. Annenin evini satmayacağım ve de bu konuyu seninle kesinlikle tartışmayacağım. Evet, tartışacaksın. Çünkü o evin yarısı bize ait ve bizim de söz hakkımız var. Tamam, sizin payınızı satın alayım. Tanrım baba, gerçekten mesele para mı sence? Annem bunu mu isterdi sanıyorsun? Sence burada yapayalnız ve acınası bir halde ölmeni mi isterdi? Ben yalnız değilim, acınası da değilim. Şimdi müsaadenizle bir yere gitmem gerekiyor. Baba, bunu konuşmak zorundayız. Hayır efendim, değiliz. Ah. Bu iyiye işaret değil. Bu saatte ayakta ne işin var? Ev mi yanıyor? Yanıyor olsa iyi olur. Çünkü yanmıyorsa başım belada, ciddiyim. Ben gidince zeka seviyen mi düştü senin? Böyle mi yapıyorsun? Ha? There it goes. So jump in. And jump out. You turn to the left. You turn to the right. Yaklaşık 14 saat sonra evde olacağım. Ben gelene kadar başının çaresine bak, tamam mı? Ah. Evet, aynı genler sende de var. Bak, gitmem gerekiyor. Kapatıyorum. Görüşürüz. Ah tatlım, bir başınasın artık. Ben gidip kendi işlevsiz ailemi birbirini öldürmekten alıkoymalıyım. Yarın uçağın kaçtı? Sanırım birkaç gün daha kalacağım. Öyle mi? Susan ve Kyle ne olacak? Susan'la bu sabah konuştum. Bensiz de hayatta kalabilirler. Evet, eminim kalırlar. O ne demek şimdi? Bunu daha ne kadar sürdüreceksin? Neyi? Susan seni 5 hafta önce terk etti Miles. Nereden biliyorsun bunu? Çünkü bana o söyledi, aptal şey. Atlatabilecek misin? Atlatacağım tabii. Atlatamazsam da babamla dertleşiriz değil mi? Delisin sen. Şimdi gitmem lazım. Yoksa uçağımı kaçıracağım. Sonra da Laura oyuna yetişemeyecek. Ray onu incitecek. Ya da yetişecek ve ona zarar verecek. Ama her durumda hapse girecekler. Ve bu kadar alışverişten sonra hiç kefalet param kalmadı. Teşekkür ederim. Seni arayacağım. Sonra da konuşacağız, tamam mı? En sevdiğim kardeşimsin sen. Ben senin tek kardeşin. Gereksiz ayrıntılar. Charles de gül lütfen. Yani babamla şey değilsiniz. Hayır, değiliz. O zaman anlamıyorum.
Neyi anlamıyorsun? Babamla neden zaman geçiriyoruz? Metin ona bakacak birine ihtiyacı var. Evet. Neden senin bakmanı istediğini anlayabiliyorum. Neden bakıyorsun? Bu işte iyiyim. Peki sen kendine bakmaktan nasılsın? Hı? Dur tahmin edeyim. Hiç beceremiyorsun değil mi? Tamam, şimdi benim sıram. Ne sırası? Cevaplamak istemediğin soruları sorma sırası. Öyle olsun. Neden bu kadar kızgınsın? Karım hamile. Bu seni kızdırıyor mu? Bebek benden değil. Ama kızdığım şey bu değil. Matt ona kızgın olduğunu düşünüyor. Peki seni bu konuda yetkili kılan nedir? Odadan çıkarken sana nasıl baktığını gördüm. Bu akşam ne yapıyorsun? Rezervasyonum vardı. Lubi adına. Ya da Morgan. Evet. Tamam mı? Merhaba. Teşekkürler. Merci. Pauline beni yemeğe davet etti. Ha. Peki senin ne işin var? Ben de Pauline'i davet ettim. Hı. Karen de gelecek mi? Hayır, onun eve gitmesi gerekti. Ailevi bir mesele. Peki ya sen? Uçağım yarın. Eminim Susan ve Kyle dönmen için sabırsızlanıyordur. Ben kaz ciğeri yiyeceğim. Sen ne alırsın? Ne alırsın dedim. Matmazel. Ah. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok güzel görünüyorsun. Merci. Otur lütfen. Merci. Burası çok güzel bir restoran. Evet öyle. Daha önce geldin mi? Hayır. Ben kalkayım artık. Lütfen kal. Kalmanı istiyorum. Eğer gitmek istiyorsa bırak. Sen de kalmasını istiyorsun değil mi? Evet. Söylesene Pauline. Sen Malo'ya gittin mi hiç? Hayır. Ama hep gitmek istemişimdir. Çok güzelmiş diye duydum. Bunu yapmanı Karen mi? Kendine düşünebilirim baba. Bu konuyu onunla tartıştık zaten. Bir de seninle tartışmak istemiyorum. Hep yaptığını yap. Herkesin çenesini kapat. Acaba orada ne var? Hiçbir şey. Orada bir evimiz var. Hala var. Ve annemin en sevdiği yerdi. Ayrıca hepimizin anlaşabildiği tek şeydi o ev. Parayı alacaksın. Sana söyledim. Ben de sana mesele para değil dedim baba. Lütfen biraz. O evle ilgili duyguları olan tek kişi sen değilsin. Ama kendinden başka hiç kimseyi düşünmüyorsun ki anneni baba. Anneni karıştırma. Onun bu konuyla ilgisi yok. Elbette var baba. Eğer hayatının sonuna kadar bana kızacaksan bu senin kararın. Ama John'un evini bir yabancıya satmayacağım. Bu son sözüm. O ev bizim evimiz ve satmanı istemiyorum. Ama annem burada olsaydı... Ama değil.
öldü. Onun yerine ölmek için her şeyimi verirdim. Her şeyimi. Ama yapamıyorum. O öldü ve ben hala hayattayım. Bu durum bana geride ne bırakıyor biliyor musun? Ne bırakıyormuş? Bana hiçbir şey, ama hiçbir şey bırakmıyor Miles. Mademoiselle, si ces messieurs ne se calment pas, je vais être obligé de leur demander de sortir. Tamam, ben gidiyorum. Hayır, hayır, tamam, ben giderim. Otur sen, yemin kes. Terbiyesizlik etme, Polin seni yemeğe davet etmiş. Asıl sen kendine bak baba. Tanrı aşkına Miles, ne istiyorsun benden? Annemi kaybeden tek kişi senmişsin gibi davranmayı bırak artık. Sen niye kızdın? Miles! Bekle! Bak çok üzgünüm. Hey, aramızı düzeltmeni kimse istemedi senden, tamam mı? Düzeltemezsin zaten. O kadar iyi değilsin. Sadece başımdan git. Miles! Emin misin? Hem de çok. Kesin mi yani? Evet. Ne kadar eminsin? Adım gibi eminim. Kulağa güzel geliyor. Evet. Görüşürüz baba. Sandığından çabuk görüşeceğiz. Tamam, iyi geceler. İyi geceler. Evet, bir tane şu jambonlu ve peynirli sandviçlerden istiyorum. Turşuları çıkarır mısınız içinden? Qu'est-ce que vous avez tous avec ça? Il y a une loi contre les cornichons dans votre pays? Evet, teşekkürler. Borcum ne kadar? Yardımcı olabilir miyim? Polin nerede? Burada değil. Bugün izinli.
Bir süre içmeyi denedim. Ben de hiç işe yaramadı. Çok sandalyen yok gibi. Sana sandalye alayım. Dün akşam için üzgünüm. Bu durumun ortasında kalmamalıydın. Kendi sorunlarım var. Evet, sorunlarım var. Anlıyor musun? Evet. Biliyorum. Affedersin. Affedersin. Çok üzgünüm. Ama şu var ki... Ne var Matthew? Sen... benim dünyamdaki çatlaksın. Askıları da alacak mısın? Hayır. Boş askılardan daha bunaltıcı birkaç şey daha var. Bunu nereye koyayım? Ha, bilmem ki. Ha. Şey, büyük bir çöp poşetin ya da... bavulun var mı? Bavul. Eli valize. Bavullar sana lazım mı? Hayır, artık lazım değil. Kalsın. Kalsın. Peki ya, George Hamilton'la aranızda ne oldu? Kim? Jerome, hani şu çocuk. Bir daha görüştünüz mü? Hayır. Neden? Gözlerini senden alamıyordu. Erkekler nasıldır bilirsin. Bilmiyorum, nasıllarmış? Hepsi aynı. Gözlerine bakıp bakmıyormuş gibi davranırlar. Aslında ben öyle değilimdir diye umuyordum. Sen farklısın. Bu yüzden yanında olmayı seviyorum. Bana nedensiz bakıyorsun. Polisi arayayım mı Monsieur? Buna hiç gerek yok gerçekten. Onu bekleyeceğim.
İçeri girmek ister misin? Ya sen? Umarım açsındır. Yardım lazım mı? Evet, bu fasulyeleri ayıklayabilirsin. Bir avuç da kekik lazım. Ha, bir de şu şişeyi açıp bize birer bardak koy. Benim hakkımda yanıldın. Öyle mi? Neden? Sana bakmak için aklıma bir sürü neden geliyor. Öyle mi? Mesela şu an 10 tanesini sayabilirim. Hem de hemen. Tamam. Gerçekten bilmek istiyor musun? Gerçekten bilmek istiyorum. Peki. Ha, güzelsin. Belli ki akıllısın. Üzgün olduğunu hemen anlıyorum. Çünkü o zaman savunmanın arkasına saklanıyorsun. Ve mutlu olduğunda her yerin mutlu oluyor. Saçın bile. Bütün varlığınla naziksin. Tanrı artık böyle insan yaratmıyor sanıyordum. Komiksin. Bir şey dinlediğin zaman gerçekten dinliyorsun. İçtensin. Ruhun nasılsa sen de öylesin. Ve bu özelliğin çok korkutucu olabiliyor. Ve de bana John'u hatırlatıyorsun. Evi almanı istiyorum, Pauline. Ne? Bu evi sana vermek istiyorum. Ve evin sende kalmasına yetecek kadar da parayı kazanmanı sağlayacağım. Bunu benim için yapar mısın? Hayır Matthew. Bu ev senin ailene ait. Benim ailem sensin sanmıştım. Sorun ne Pauline? Seni anlamıyorum. Anladığımı sanmıştım ama anlamıyorum.
İstediğim her şeye sahipsin ama umrunda bile değil. Umrumda. O zaman onları neden uzaklaştırıyorsun? Onlar senin çocukların. Endişelenmeseler gelmezlerdi. Beni kurallar yüzünden mi seviyorlar sence? Bence seni babalar olduğun için seviyorlar. Senin kafanda o hiçbir zaman sahip olmadığın harika bir ailenin hayali var. Şunu bil ki öyle bir aile yok. Hala buradasın Matthew. Bazı şeylerin değişmesini istiyorsan değiştirebilirsin. Bunun için çok geç değil. İnan bana, onların gözünde sadece annelerini ellerinden alan adamım. Ne demek istiyorsun? Çocuklar onun eve dönmesini istedi. Ama o Paris'te kalmak istedi. Ben de izin verdim. İyileşmesine yardımı dokunur diye düşündüm. Ama kanser daha da ilerledi ve tedavi ona eziyet veriyordu. Artık acı çektiğini görmek istemiyordum. Artık acı çekmesini istemiyordum. Belki de kendim artık acı çekmek istemiyordum. Çocuklara söylememi istemedi. Eve dönmek, mücadeleyi bırakmak, huzurla ölmek istedi. Ama eğer çocukları görseydi bunu yapamayacaktı. Özellikle de Miles'ı. O asla annesine müsaade etmezdi. Ona söz verdim. Ve sözümü tuttum. Onlara söylemedin mi? Bu benim hatamdı. Onun değil ki. Merhaba. Babam nerede? O iyi. Nasıl diye sormadım, nerede dedim sana. Bekle Pauline. Ben özür dilerim. Endişelenmiştim ben. İçeri girmek ister misin? Matthew burada olduğumu bilmiyor. Nerede peki? Bunu sana söylememem gerektiğine eminim. Bilmeye hakkım yok mu sence? Hayır. Babam ölmek istiyor değil mi? Ben kimim ki onu durduracağım, öyle değil mi? Annem ölürken beni orada istemedi. Şimdi de burada istemiyor işte. Miles, sana bir şey söylemek istiyorum. Sanırım söylersem sorun olmaz. Sakın gitme, birazdan geleceğim. Thank you.
Ahmet. Ben ölüyorum. Hayır, ölmüyorsun. Böyle olmaması gerekiyordu. Böyle olmaması gerekiyordu. Yanında olsaydın ne yapardın? Yapacağımdan korktuğu şeyin aynısını. Annem, son güzel yazından kalma. Çok güzelmiş. Bu kim? Oğlum Kaan. Ne oldu? Ne? Fotoğrafı herkes gibi telefonunda değil de cüzdanında taşıman hoşuma gitti. Bu çok hoş, eski moda. İnanmıyorum. Beğendim. Evet. Etkilemesi kolay birisin. Çok basit biriyimdir. Oğlun çok tatlı. Evet, inanılmazdır. Paris'e gitmem lazım. Voulez aller à Paris? Evet, Fransa'da bir tane Paris var değil mi? Ouais. Bizde Texas'ta Paris var. Bir tane de Illinois'da, bir tane de Tennessee'de. New York, Iowa, Ohio, Maine, Wisconsin, Kentucky'de de var. Ayrıca Michigan, Arkansas ve Idaho'da da var. Bunlar sadece benim bildiklerim. Kanada'da da bir tane vardır eminim. Saat kaç? Benim gitmem gerekiyor. Ben de seninle geleyim. Hayır. Pauline. Evet.
baba? Eğer onu incitirsen seni öldürürüm. Oğlum olmanı umursamam, seni öldürürüm. Monsieur Morgan, gelmişsiniz. Ah, Madame Dune. Ben affedersiniz, sizi beklemiyordum. Mutfak alışverişi yaptım. Size çok güzel bir yemek yapacağım, tamam mı? Çok teşekkür ederim ama bugün yemeğimi kendim yapacağım. Yine de sağ olun. Ama Monsieur... Teşekkür ederim. Her şey için. Merhaba. Yemek yiyorum. Bak baba. Bana bak, sen evli bir adamsın. Bunu Susan ve Kyle'a nasıl yaparsın? Bunu Pauline'e nasıl yaparsın? Yani sen Pauline karın ve çocuğun olduğunu biliyor musun? Kötü bir şey yapmadım ve evet biliyor ve evliliğim de bitti. Ne? Bana boşanma davası açtı. Neden? Ne oldu? Ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. Benim hatam olmayabileceğini de düşünebilir misin lütfen? O beni bıraktı baba. Ne zaman? 5 hafta önce. Başka biriyle tanıştı ve bu kadar. Annem Susan'ı baştan beri sevmediği için, uzun süreli bir ilişkiyi beceremeyeceğimi düşündüğün için ve kendini üstün görmeni izlemeyi sevmediğim için sana söylemedim baba. Evlilik zor iştir. Sence yeterince çabalamadın mı? Fedakarlık yapmaya razı olmalısın. Peki sen ne fedakarlık yaptın? Kyle gelip benimle yaşayacak. Peki ya hastane ne olacak? Başka bir iş bulmam gerek ama halledeceğim. Peki bu Kyle için iyi olacak mı? İstediği bu. Bana ihtiyacı var ve kesinlikle onun yanında olacağım. Ki benim yaptığım hataları o da yapmasın. Ben de yanındaydım. Sana çok şey öğrettim ama sen evet, yine de... Evet öğrettim baba. Bütün hayatım boyunca ne düşüneceğimi, ne okuyacağımı, neye inanacağımı öğrettin. Ama benim öğretmene ihtiyacım yoktu. Babaya ihtiyacım vardı. Biliyor musun, hayatında ters giden her şey için beni suçlamaktan vazgeçmelisin. Tek istediğim dünyayı görüp hayallerinin peşinden gitmen, maceraya atılman, aşık olman, risk almandı. Sadece bunları istedim. Bana bunu neden söylemedin? Söylemem gerektiğini düşünmedim. Bırak bunları baba. Çünkü nasıl söyleyeceğimi... Senden tek duyduğum şey nerede yanlış yaptığımdı. Çünkü... Benim gibi olmanı istemediğimi, nasıl söyleyeceğimi bilmiyordum. Ben sana tapıyordum baba. Gözü kapalı. Hayır, yanılıyorsun, hayır. Bu sevgiye layık olmasan annemin seni sevmeyeceğini biliyordum. Sen buna layıktın. Biliyor musun? Bugün bile
Annen beni neden seçti bilmiyorum. Matthew? Matthew? Pauline anlattı baba. Annemin konusunu. Ve iyi ki de anlattı. Ona engel olmadım. Engel olmanı istemedi ki. Onu durdurmalıydım. Annemi tanıyordun. Onu durduramazdın. Birini suçlamak istiyorsan Miles, beni suçla. Sana anlatmalıydım. Kimseyi suçladığım yok. Ama keşke veda edebilseydim. Ben de veda etmek istedim. Yanındaydım. Ama nasıl edeceğimi bilemedim. Belki başka bir yol bulabiliriz. Belki. Nasıl ışık saçardı hatırlıyor musun? Güneş gibi. Pauline de öyle. Evet. Sakın onu elinden kaçırma. Kaçırmam. Kaçmasına izin verme. Vermem, hayır. Kimsenin ya da hiçbir şeyin yoluna çıkmasına izin baba, verme. Ne? Kes şunu. Tamam. Bana bir iyilik yapar mısın? Pauline de ki... Ona de ki... De ki... Anladım de. Neyi anladın? O anlar. Baba sen yalnız değilsin. Bunu biliyorsun değil mi? Biliyorum. Tamam. Güle güle.
Seni özledim Matthew. Ben de seni özledim. Evi sana bırakmış. Onu istemediğimi söylemiştim. Onun hep daha iyi bir fikri olmuştur. Bak, benim gidip oğlumu görmem lazım. Ama geri döneceğim. Pekala. Senin için geri geleceğim Polly. Tamam. Tamam.